Evet efendim, Hayat Güzeldir devam ediyor. Figen Demir hocamız bizlerle birlikteydi ve özellikle çocuklarımız hakkında konuştuk. Ara tatili nasıl değerlendirmeliyiz kısmında konuştuk. Hocam şimdi süremizin de sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet. Şöyle bir toparlayacak olursak, acaba ekran başına geçen izleyicilerimiz vardır veya kaçıranlar vardır diyelim. Evet. Neler söylersiniz? İlk başta keyifli zaman geçirmelerini istiyorum. Zamanı iyi yönetmelerini istiyorum. Bunun için de çocukla beraber ne yapabileceklerini birlikte konuşsunlar, karar versinler. Sürece dahil olan çocuk severek yapar diye düşünüyorum. Asla baskıyla değil de çocuğun seçimleriyle, sen neler yapmak istersin, sen seç, ikisinden birini tercih et gibi çocuğun da tercihlerinin olabildiği, seçimlerinin olduğu güzel bir planla zamanı çok iyi geçirmelerini istiyorum. Bunun içerisinde de hem serbest zaman hem biraz önce bahsettiğimiz aktiviteler, minik minik belki kitap okumalar, ders çalışmalar, ama her şeyden önemlisi düzen. Bizim düzenimizi asla kaybetmeyelim bu tatilde istiyorum. Ve o yüzlerinden gülücüklerini asla eksik etmesinler. Çocuklar anne babalarının yüzlerini çok iyi takip ederler. Onlar mutluysa onlar da mutludurlar. Onlar depresifse çocuklar da depresifler. Ne yaşanırsa yaşansın yüzünüzdeki gülücükler eksik olmasın diyorum. Evet hocam, peki. Teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben müsaadenizle sanat köşesi kısmına geçmek istiyorum. Birlikte bebek de yapabilirler mi hocam? Bez bebek kesinlikle yapsınlar değil ediyorum. Mi? El becerileri evet. Gelişmesi için. Evet, kesinlikle el becerileri gelişmesi açısından hem bebek hem de çantasında yapabilirler diyelim. Nasıl yaptığımızı Şöyle bir anlatalım isterseniz. Anlatalım. Alt kısmı 3 parçadan oluşuyor çantamızın. Evet. Orta kısmı 16 santim, kenarları 8'er santim ve boyu da 52 santim. İkiye katlayarak tek bir çanta oluşturuyoruz. Evet. İlk önce bu cep kısmını yapıyoruz. Bu cep tam ortaya göre ve bebeğimizin içine rahatça sığabileceği ebatta. Bunu önce sabitliyoruz. Alt kısımdan 3,5 santim yukarıya. Daha sonra yan parçaları birleştiriyoruz. Üst kısmını koyuyoruz. İçine de şöyle yapalım. Bu şekilde görünüyor. Evet. İçinde de böyle astarı var. Evet. Ters çevirebildiğimizde rahatça kullanabilelim diye. Sonra ağız kısmını çıt çıt yaptıracağız. Evet. Buna da şu kenar kısımları içe doğru kıvırdığımızda bu astarı da içe alacak şekilde dikiyoruz ki sağlam bir dikişimiz olsun. Evet. Hem astlarına hem çantamıza bir zarar gelmesin. Sapını da yapıyoruz bu arada. Sapı döndürüp de diktirirken, dikerken evet. Sapı da tutturuyoruz araya, koyuyoruz. Peki. O da oluyor. Ve sonra şimdi bebeğimizi koyacağız. Eteğini çıkartıyoruz bebeğimizin. Cebin altında lastik olduğu için bebeğimiz aşağı düşmüyor zaten. Evet. Bacağın arasından geçiriyoruz. Daha sonra kollarını da burada yaptığımız boşluklara sokuyoruz bebeğimizi. Çekiyoruz aşağıya doğru ve çantamız hazır. Eteğini de çantasının içine koyuyoruz. Evet, peki. Ve bir yere giderken çocuklarımız çantayı alıp rahatça gidebiliyorlar. Evet, ellerinize sağlık, gayet güzel oldu. O zaman bizler de bebeklerimizi kızlarımıza yapabiliriz değil Tabii mi? Tabii ki. Peki. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Müsaadenizle diyelim ve diğer taraftan da hem çikolata topları oldu hem de çıtır böreğimiz oldu evet. Değil mi? Evet, gayet güzel görünüyor. İzleyicilerimize pratik bir şekilde yapabilirler mi? Evet, ikisi de çok kolay. Çok kolay. Misafirimiz geldiği zaman. Evet, kısa zaman, bir zamanda hemen. Evet, yapabiliriz. Nasıl yaptığımızı şöyle kısacık bir anlatalım isterseniz. Böreğimizi 4 yufka kullandık. Evet. 1 su bardağı su, sıvı yağ, sirke ve un. İç malzemesi hazırladık ve yufkaların aralarına sürdükten sonra 2 kat yaptık yufkayı. 8'e böldük. Evet. İç malzeme ne kullanmak istiyorsak kıyma, patates, lor peynir. Ben bugün lor peynir kullandım, evet. Sonra üstüne yumurta sarısını sürüp fırında pişiriyoruz. Evet. Çikolata toplarımızda da petibör bisküvi kullandık, krem çikolata, muz kullandık. Evet. Onları hamur kıvamında yoğurduktan sonra Hindistan cevizini ve fındık, dövülmüş fındıkla bu şekilde buladık. Toplara haline getirdik. Toplar evet. Haline ve kürdanla saplarsak evet, öyle daha de güzel da farklı olur. Olabilir değil mi? Hı-hı. Evet. Farklı farklı şekillerde sunumlar olabilir. Evet. Peki teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Afiyet değilim. Olsun. Yine bir programın sonuna geldik maalesef ki. İnşallah efendim yarın tekrar sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Unutmayın efendim, her şeye ve herkese rağmen hayat güzeldir.